Arkadaşlar hepinize selamlar. Bir araba almaya gidiyoruz. Tofaşlı yollarımızı ayırdık. Arkada Passat'a önce benzin alıyoruz. Düzce'de bir arkadaşımın tanıdığında araba varmıştı. Güzel bir arabaya benziyor. Kilometresi var biraz ama benim hoşuma gitti açıkçası. Sürdüm. İyi ve yeni bir araba gibi hissettiriyor. Orada aracı göstereceğim. Sürpriz olsun sizlere. Bakalım sizler beğenecek misiniz? Yorumlarınızı merak ediyorum. Şimdi yola başlıyorum. Valla çok görüntü alabilir miyim bilmiyorum. Duruma göre. Yani alabildiğim kadar görüntü alacağım sizlere. Yolda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Kanala abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın. Şimdilik 100 lira yeter. Biz yola çıkalım. Arabayla bayağıdır yıkamıyorum ama temiz görünüyor yani. Daha kirli değil. Başlatın bakalım yolculuk. Şöyle yakıt bilgisini sıfırladım. Düzce'ye gittiğimizde sizlere bilgi veririz. En azından kaç yaktığında görmüş olursunuz. Arkadaşlar şimdi otobana bağlandık. Düzce'ye doğru yola çıktık. 100 km kadar bir yolumuz var bakalım. Ses yalıtım farkına bakın. Sol şeritten gidiyorum şu anda. Sağa geçeceğim. Bak fark ettiniz mi? Yolu son anda gösterebildim. Asfalt çok fark ediyor, asfalt kalitesi. Bu hele İstanbul'da var ya, İstanbul'da acayip gürültü yaptırıyor. Ama tabii böyle olunca da frenleme çok kuvvetli oluyor çünkü sürtünme yüksek bir yolda. Şu an Akyazı'ya yaklaştık diye düşünüyorum. Tekrar öyle bir yola girdik. Tamamen huzur içinde oluyor insan. Bu sefer yol sesi kesiliyor, rüzgar sesi gelmeye başlıyor hafiften. Bak, sol teker şu anda gürültülü asfaltta. Şöyle yapalım. Hop. Sadece tek teker bile çok gürültü yapıyor. Düzce tarafının yolları İstanbul tarafına göre çok çok daha iyi. Hiç çukur yok neredeyse ya. Düzlük genelde, viraj çok fazla. Biraz tırmanıyoruz galiba Düzce'ye giderken. Şu Kodiak çok hoşuma gitti ya. Rengine bakın. Jantlar falan kocaman. Vallahi meskül duruyor. Biraz önce ciddi bir bayır tuttuk yani. Bayağı uzun bayır vardı. Şimdi saldık aşağı gidiyoruz. Yani söylemeye gerek var mı bilmiyorum ama böyle bayırlarda aracınız viteste olsun. O zaman tüketiminiz böyle sıfır olur. Boşa atarsanız araç yakıt yakar. Hem de zararlı tabii ki. Şu an mesela 132 ile gidiyoruz. Tek gelen ses böyle sol direkten gelen hafif bir rüzgar sesi. Motor falan yok. Yol gürültüsü de asfaltın güzelliğinden dolayı yok. Gayet konforlu. Arkadaşlar Düzce'ye girdik. Az bir mesafe kaldı. Buralarda radar problemmiş galiba. O yüzden dikkat ederek gidiyorum. Çok fazla hız yapmıyorum. Ağır ağır keyfi keyfi. Zaten erken geldik. Yol kısaymış, o kadar uzun değilmiş. Yakında da böyle bakabilirsiniz şöyle. Tam 100 km geldik. 10 km'sini işte diyorum ya, kardeşim şehir içinde yapmış. 90 km mesafe var Düzce'ye. Yani ben daha uzak bekliyordum. Kısa sürede geldik. Birazdan arabanın yanına varacağız. Şöyle Düzce'ye 180 bin. Evet geldik. Araba burada. Dediğim gibi arkadaşımla çalışıyor, onun bir abisinde araba. Şu ileride gözüküyor. Dördünden biri. Adamlar tasarımına yeni bir çığır açmışlar. Baksana. Tuvaletten çiçek şey yapmışlar. Bayağı büyük bir yermiş ama burası ya. Ben bu kadar büyük bilmiyordum. Nerede yapı? Onlarda da şöyle bir Passat da var bak. Arline. Aa, Arline'mış bu araba ya. Harbiden gerçek Arline. Bak şu alttaki difüz, oradan anlayabiliyorsunuz. Bakayım ön taraftan. Ön taraf normal. Arka taraftaki difüzör R-Line difüzör ama tampon mu değişmiş acaba? Çözemedim bu arabayı. Bunda bir değişen var. Ya arka difüzör ya da ön tampon. Yaptırdım ekspertiz. Tamam mı? Tamam. Buradaki yazan eksiklerin hepsini giderdim ben şöyle. Hı. İşte yağ kaçağı vardı, keçiyi değiştirdim. Hı. Amortisörün biri patlaktı. Dedi komple değiştirmen lazım. Hı-hı. Komple değiştirdik. Baskı baladayı değiştirdim. Direksiyon pompasında bir arıza vardı, onu giderdirdim. Yani eksper yaptırdığımda eksperi halletti. Eksperi halletti. Kapatıda görmez. Zaten kapı taşıyordu. Herhangi bir işlem yaptırmıyor. Sabah bir okul anahtarı verdik. Kapı taşıyordu. Kol elinde kaldı. Arabanın gidesi yok herhalde. Abi şöyle yaparsın ya. Şu an gelmiyor mu? Şu kasma noktası vardı ya. Tamam. Tut. Şu aldım. Böyle boş geliyor. Aldım. Ya koptu desem. 280 bin kilometre ışığı almadan. Bir dakika. Ya, hayır hayır. Strabos nasıl oldu şu an? Ne durumda? Ya tıklama yine tutuyor. Strabos.
Evet. Kapı deli. Evet. Kapı da açamıyoruz şu anda. Neden açamayız? Kaput yerinden çıkıyor şuradan, tel de o yüzden. Şimdi tele baksana, tel böyle kopmadı ama. Abi siz kaportacıya gidin, kaportacı halleder bunu. Valla. Muhtemelen burada yerinden çıkıyor, böyle pıt diye yerinden çıkıyor şey, kerezesi. He. Bunlar da oluyor. İlhan abi, İlhan abi halleder. İlhan abi halleder, götür onu. İnşallah abi. Değil mi? Bilal tabii bu işin içinde olunca. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Hani bizim Toros'ta böyle oldu ya bu. Ya kaçırdım ya. Nasıl açtınız? Oğlum usta 52 yaşındıyor abi. Bilal abi. Bizim Yavuz abi biliyorsun. Aha. Arkadaşlarım Sakar'dan geldiler. Arabaya baktıracaklar. Eksper yaptırmadık ama sen de bir göz ucunda bak. Senin fikrin çok önemli bizim için. Yani tek de böyle görüyorsunuz. Kapatma konusunda tek bir yer. Hayatta hata kabul etmez abi. Mercedes, bak özellikle her zaman Mercedes var. Mercedes de profesyonel abi. Sadece ben Mercedes yapar bu adamı. Öyle söyleyeyim. Bak şimdi ben arabaya 5 dakika dinle. Bir kere değiştirmeniz lazım. Hem de değiştirmeniz abi. Şurada mı bir işlem olmuş? Evet. Bu evet. Sol taraftan kapının şu ucuyla şu arada çamurlukta olmuş, şu ayaklar yanmış, burada filan atmışlar, boya bile sürmemişler ama öyle şey değil yani. Şurada olmuş. Kaputta bu sırtta bu, üstüne kem düzeltmişler, ne yapmışlar? Sağ da ağzı, şu kadar ağzı düzeltmişler, bak şimdi şu. Peki bu şase mi oluyor abi? Şase yok yok, şase aşağıda. Şaseyle alakası yok. Abi bunun ne en ufak bir mahsuru yok. Tamam abi. Yani. Burada zaten bir sıkıntı yok. Evet. Bu çamur değişmiş zaten. Çok ikisi de değişik İlhan abi. Şu çamur değişmiş. Burası değişik ama orası şey şuradan işlem olmuş sadece. O tarafta. Bu direklerde boya var mı? Yani bir yazmış ya lan ekstra size. Niye yazmış? İlhan abi. Şu direklere bak yazmış. Direk şu buraya girmiş. Niye acaba buraya? Şu aynaya değişmiş buradan. Şimdi abi ben onu izlerdim size. Renk bu parça evet. Aynen. Bu parça boyandığı zaman buraya vernik geçerler. Boya değil. Ha. Sahte vernik atarlar. O boyunu tamamlasın diye. Yani işte o zamanlar ufak bir burada şey olmuş. Başka öyle şey gözükmüyor. Şurada şöyle bir olay yaşanmış. Bu kapı herhalde ağzı hafif bükülmüş şu kapının. Hı hı. Bir de şurada bir ufak bir işlem yapılmış, başka bir şey yok. Yedek anahtarlarını vereyim arabanın. Onlar da var değil mi daha? Kışlık lastiğin var mıydı abi senin? Yok. Yok. Kışlık lastiğim ama lastikler 4 mevsim. Tamam. Dişli lastikler. Arkadaşlar bu benim üniversite arkadaşım Bilal. Daha onda çok videolar gelecek. Güzel arabalar çekeriz onunla beraber. Şimdi notere geldik. İnşallah. Ruhsatsız notere gidiyoruz da. Aynen el altından. Burada 8. notere geldik. Bir arkadaş daha geldi vay. Düzücüler toplanıyor. Hep bunlar benim üniversite arkadaşlarım. Ya yürü be oğlum bir şey olmaz ya. Nasıl cam tavanı açmazsın sen ya? Kardeşim selamun aleyküm. Saçlarım bozuluyor. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyiz. Arkadaşlar noterde çok fazla kayıt alamadım. Aracımızı aldık. Vallahi güzel maşallah. 2006 model 1.5 dizel. 286 bin de kilometremiz var biraz ama motoru cidden çok güzel. Çünkü araba hep serviste baktırılmış. 200 bin kilometreye kadar Sakarya'daki Kia'da servis bakımı mevcut. Yani ondan sonra da zaten 260 binde satılmış bu araba. İkinci sahibinden alıyoruz biz arabayı. 260 binde aldığımız abiye geçmiş. O da 20 bin civarında kullanmış. Yani ikinci sahibinden bir araba. Çok fazla el değiştirmediği için de gayet güzel kondisyona sağlanmış. Zaten bunun videoları gelecek. Ben çok sevdim Rio'yu. Sürüşü cidden güzel. Parasına göre güzel. Düşündüğünüzde uygun geliyor yani. Böyle bir kalite. Çekiş deseniz çok iyi var zaten siz biliyorsunuzdur. Şu
CD'yi motorun, çünkü bunlar çok hafif. Fazla viraja girmez ama kaptırdığımı gidiyor yani. 280 binde gibi gitmiyor. Hiç duman atma falan yok. Üfleme yok. Onların hepsine baktırdık. Umarım güzel videolar çıkarız. Yine aynı böyle bakım videoları yapacağız. Aynı Tofaş'ta olduğu gibi boyasını düzelteceğiz. Zaten boyası güzel ama bir pasta cila istiyor. Pasta ciladan sonra çok daha güzel hale gelecek. Vallahi arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sayesinde bulduğuz araba. Mutluyuz inşallah. Güzel güzel gezeceğiz ya. Beni sessizliği çok etkiledi. Cidden sessiz bir araba. Tofaş'tan sonra zaten tamamen sessiz. Ve Tofaş'ın fiyatına da çok yakın bir fiyat. Artık Tofaş'ların fiyatlarının ne oldu biliyorsunuz. Bu arada içini göstereyim mi size? İçi çok güzel. İçerisi kondisyonu çok güzel. Biz yine yıkatırız koltukları. Bilmiyorum, duruma göre Furkan'a yıkatabiliriz. Ama buradaki plastik kondisyonları olsun. Zaten hep tek kişi kullandığı için, ikinin sahibinden olduğu için çok fazla yorulmamış bir araba. Teybi falan orijinal ama buraya ekran koyabilirim. Belli değil. Buraları temizleyeceğiz. Bak biraz da lekeler var. Ama dediğim gibi böyle çizik, çarık hiçbir şey yok. Şöyle koltuklarda yanık yırtık yok. Arabanın içinde sigara falan içilmemiş galiba. Tavanı çünkü gayet güzel. Temiz görünüyor. Çalışmayan bir aksamı da yok. Böyle klimamız en önemli şey, donanımlardan biri klima. Yani bir arabada hiçbir şey olmasa klima olsun. Sakarya'ya dönerken de birkaç görüntü alırım. Önce bir diskleri değiştireceğim. Diskler değişsin de rahat rahat gideyim. İçim rahat olsun. Arkadaşlar geldik Passat'ın yanına. Ya tek araba gelsek daha güzel olacaktı ama bu sefer de otobüslerle uğraşacaktık. Korona morona var. O yüzden iki araba keyifli keyifli döneriz. Nasıl ama ikisi yan yana. Garajda bir fotoğraflarını çekelim akşam getirdiğimde. Koydum da garaja. Arkadaşlar yine her zamanki gibi bakımsız yola çıkmıyoruz. Hemen disklerimizi ve balatlarımızı yeniliyoruz. En önemli şeylerden biri frenler. Şöyle göstereyim. Aracımızın altı da böyle. Bu damlaya nasıl klima suyu. Sağ ol abi, inşallah. Allah kazası versin, olmaması lazım. Yani şöyle söyleyeyim. Bu segmentte çok güzel bir araç aldınız. Tamam abi. Ben Kia'dan böyle araba beklemezdim biliyor musun abi? Kia... Abi bak, ben Kia'nın 11 sene yetkili servisini yaptım. Kia'yı bilmedikleri zaman Kia'lar çok fiyatlara uygundu. Evet. Sonra Kia'ya binen adamlar başka araba aramadı. Niye? Az parayla çok lüksü yaşadı. Bunda bir sıkıntı ne biliyorum? Durmuyor araba. Ben dedim ya. Zaten durmuyor araba, zaten hareketli araba. Tabii. Bu arabayı kim kullandıysa hiç üzmemiş bu adam. Yok abi. İstiyorsun ben eskiden yani. çok hızlı kullanırım, şimdi kullanamıyorum. İçesin abi, sen eskiden hep hızlı yaşamışsın yani. Vücudur, dinlenmedin, yarışmalara hazırlık falan. Şimdi yapamıyorsun abi, evlendik. Yaşlandım, saçlarım beyazdı. Yaş kaçtı abi senin? 40. Daha genç duruyorsun abi sen ya. Genç duruyorum, yaşlandım ben genç. Vallahi cidden. Yani saçları boyasan 35 olur rahat. Kaç doğmuşsun sen? Hayır, kaç yaşındasın sen? Kaç yaşındasın? Bana yaşını söyle. Ben 94. 91 benim işe başladığım tarih. Sigorta başlangıç tarih. Gözümde kesin bir de onu çekti, onu çektim. Arkadaşlar şöyle arabaları yan yana koyduk. Tabii bizim araba şu ikisi Audi. Şu ikisi kimin bilmiyorum. İkisi kimin? Vallahi Bilal'in çok yardımı dokundu. Sağ olsun. Adam böyle güzel dostlarınız olsun. Arkadaşlar yolumuza çıktık. Depomuzu fullleyelim. Hem oradan da ne yakacağız oluruz. Böylece şu anda oluyor. Fullledik. Kaç almışız? 245 liralık. Mazot almışız. 41 litre. Vallahi mazotlu ilk kez bir araba kullanıyorum ya. Bakalım nasıl olacak tebrik ediyoruz. Yani ben de size aktaracağım uzun kilometre yapmış bir mazotlu arabanın durumu nasıl olur. Şimdi yolumuza başlayalım. Ben tribi bir sıfırlayayım. Böyle yan yana gidiyoruz arkadaşlar. Zaten yollar boş. İki araba. Harbiden arabayla gelmesi keyif oluyormuş. Biz yola devam ediyoruz şimdi. Şöyle ağır ağır cam açık gitmesi çok keyifli değil mi ya? Ya klimaya göre 1000 kat daha iyi. Klima şehir içinde çok işe yarıyor arkadaşlar. Uzun yolda ben böyle camı açıyorum. Efil efil. Ağır ağır gidiyorum. Zengin çekeyim şöyle yanına. Bu araba da cidden iyi gidiyor ya. Yine jant parasını arabaya yatırdım. Arkadaşlar eski yoldan gitmek tamam güzel ama bu radar olayı çok sıkıntı ya. Sürekli radar tabelaları var sağda solda. Birkaç tane polis çevirmesi oldu. Yani otoban vallahi büyük rahatlık açıkçası. Onu fark ettim.
eski yoldan gitmek zor. Buna ben bir HGS alayım hemen. HGS takalım. Arkadaşlar sonunda kendi yollarımıza geldik. Seviyorum bu yolları. Bildiğin yolları kullanmak çok çok daha güzel. Artık bundan sonra radar madar derdi yok. Ben buradan gazla gaza giderim. Araba cidden çok iyi gidiyor. Şimdi evin oralarda görüşürüz en son olarak göstereyim ben size. Arkadaşlar sonunda eve geldik. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir hayırlı olsunuzu alırım. İnşallah güzel günlerde kullanırız. Başka videolarda başka arabalarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Yarın bir ilk yıkamasını yaparız. Sizlere bir video yaparım.